Arkadaşlar 2,5 su bardağı şekerin üzerine 2,5 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve yarım limonu sıkıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Şekerimiz eriyene kadar. Daha sonra şerbetimizin altını açalım. Kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatıyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Kenarda soğumaya bırakılıyor. Şu anda yapacağım işlem ise 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağımı üzerine 2,5 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Bunu şöyle güzel yoğuralım. Daha sonra üzerine irmiğimi ilave ediyorum arkadaşlar. Bu da 2,5 yemek kaşığı arkadaşlar. Bunu da bir güzel yoğuralım. Üstüne 2 tane yumurtanın beyazı, bir tanesinin sarısını ekliyorum. Kalan diğer sarıyı şeker farelerimin üzerine süreceğim arkadaşlar. Bunları da bir güzel bulamaç kıvamına getirelim. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde bu yağımızın ve diğer malzemelerimizin olduğu kabımıza ekliyoruz. Yumuşak bir hamur olacak şekerparemiz. Ve bu arada da vanilya ve kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Hazırladığımız hamurumuz kuyum aşaklıkta olacak. Şekil alabilecek kıvamda. Hepsini hafif yağladıktan sonra hamurumuza şekil veriyoruz. Ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Bu şekilde şekillerimizi verip tepsimize düzüyoruz arkadaşlar. Şekilimizi verdikten sonra üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz güzel.
İsterseniz şekli yuvarlak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün bu şekilde yapmak istedim görüntü olarak. Yumurta sarısı sürdüm şekerpayelerin üzerine çatal yardımıyla ilik atıyorum. Hatta şöyle bastırabilirsiniz bile ilik atmaktan. Ama çizik atmanızı tavsiye ederim. Yakışıyor. Çizik attığım şekerpayelerinde 150 derece fırında üstü kızarıncaya dek pişiriyoruz. Daha sonra soğumuş şerbetimizi üzerine döküyoruz. Sıcaklığı çıkan şekerpayelerimizin üzerine soğumuş olan şerbetimizi döküyoruz arkadaşlar. Üzerine bir kapak kapatıp şerbetinin çekmesini. Şekerpareim pişti. Servis tabağına aldım. Şimdiden yiyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.